Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda kullandığım birkaç indikatör vardı. Bunları Twitter'dan soran arkadaşlarımız olmuştu. Bu indikatörlerle ilgili birkaç bilgi paylaşmak adına bir video çekmek istedim. Şimdi TradingView uygulamasında burada artı işaretine basarak FX göstergelere geliyoruz. İndikatörümüzün ilki Machine Learning. Şu şekilde yazılıyor. Evet, şu indikatör arkadaşlar. Yıldız işaretli olan. Bunun üzerine basıyoruz. Ve ekranımıza geliyor. Yani detay incelemek için de bu en sağdaki sayfayı sembolünü tıklayarak indikatörle ilgili detay bilgileri de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Detaylar yer alıyor. Nasıl hesaplandığı vesaire ile ilgili. Gördüğünüz gibi indikatör ekrana geldi. Şimdi bu indikatörde birkaç ufak ayarlama yapacağız. Girdiler ekranında bir şey değiştirmiyoruz arkadaşlar. Görünürlükte de değiştirmiyoruz. Sadece stil kısmında şuradaki tik işaretlerini kaldırıyoruz. Evet. Sadece en üstteki kernel regression estimate çizgisini bırakıyoruz bu çizgiyi. Ve gördüğünüz gibi ekranımıza böyle bir çizgi geldi. Çizgiyi şöyle fiyat mumlarını bir gizleyelim. Hani çizgiyi net görmek adına. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı ve yeşil renklere dönüşüyor. Yükseliş trendlerinde yeşil, düşüş trendinde kırmızı renkli oluyor. Birazdan detaylarını yine göstereceğim arkadaşlar. Fiyat mumlarını açtım tekrar. Şimdi ikinci indikatörümüz RSI göreceli güç endeksi RSI indikatörünü RSI yazdığımızda zaten direkt geliyor. Göreceli güç endeksi. Bu indikatörü de üzerine tıklayarak ekrana ekliyoruz. Şimdi RSI'da biraz güncelleme yapacağız, ayarlamalar yapacağız. Stil kısmında RSI çizgisini bırakıyoruz. Bunun rengini değiştirebiliriz. Otomatik mor geldi ama mesela yeşil yapabiliriz. RSI Based MA'yı kaldırıyoruz. Bollinger bantlarını da kaldırıyoruz. Buradaki diğer 3 band duruyor. Upper band, middle, bir de lower band. Burada orta çizgide 50'ye denk gelen çizginin rengini kırmızı yapıyoruz. Ve koyulunu da arttıralım şöyle. Bir de şu çizgisini de kesikli değil de normal çizgi yapalım. Bu bizim için önemli olacak. 50 çizgisi. Bu ekranda bir de şu RSI background fill. Bunu da kaldıralım. Hani daha net görelim arka planı. Görünürlükte bir şey değiştirmiyoruz arkadaşlar. Olduğu gibi duruyor. Sadece girdiler kısmında burada RSI uzunluğunu arttırıyoruz. Normalde 14, bunu 25'e çekeceğiz. Bu kadar. Gördüğünüz gibi RSI'miz da bu şekilde. 50 çizgisi kırmızı çizgi. İndikatörümüz kırmızı çizginin üzerine attığında yukarı yönlü bir trend ortaya çıkıyor. Machinery Learning ile birlikte kullanımı da şöyle arkadaşlar. Mesela şurada şöyle bir dikey çizgiyle göstereyim. Hatalı al sinyallerin önüne geçmek adına bu indikatörleri kombine olarak birlikte kullanıyoruz. Mesela şurada dikey çizgi koyalım şuraya. Mesela burada Machine Learning al sinyali vermiş. Hatta şöyle fiyatı da gizleyeyim. Evet. Burada Machine Learning gördüğünüz gibi yeşil renkli. Ama pek bir yükseliş trendi oluşmamış. Çünkü RSI göreceli güç endeksi kırmızı çizgiyi yukarı kesmediği için burada fiyatta oluşan yükseliş çok sınırlı kalmış. Gördüğünüz gibi küçük
bir iki mumdan sonra tekrar kırmızıya dönmüş zaten şurada. Yani bir hatalı al sinyali olarak düşünebiliriz. O yüzden sadece machine learning ile al sat sinyali vermek hata oranını artırabilir. Mesela başka bir örnekte baktığımızda ise machine learning burada al vermiş, yeşile geçmiş. Daha sonra RSI'da yukarı kesince kayda değer bir yükseliş ortaya çıkmış görüyoruz. Bir prim üretme söz konusu. Bu yüzden bu iki indikatörü kombin şeklinde kullanıyoruz. Teyitli gidiyoruz. Bu ikisine ilave olarak bir indikatörden daha bahsedeceğim. Destekleyici anlamında. Üçüncü indikatörümüz de Utbot arkadaşlar. Şu şekilde yazılıyor. Utbot Alerts. Şöyle. Zaten direkt çıktı. Quant Nomad tarafından geliştirilmiş. Üzerine bir kez tıkladığımızda o da ekranımıza düştü. Şimdi Utbot Alerts'te de arkadaşlar bir ufak ayarlama yapacağız. Stil ve görünürlükte herhangi bir işlem yapmıyoruz. Girdiler kısmında buradaki key value'yu 2 yapıyoruz. ATR periyodunu da 1 yapıyoruz arkadaşlar. Stil kısmını hani size kalmış. Buradaki etiketleri değiştirebilirsiniz. Hani al sat yerine işte daire şeklinde veya artı şeklinde sembolleri değiştirebilirsiniz ama bu şekilde bırakırsanız buy sell sinyallerini görürsünüz. Yani burada bir değişiklik yapmadım. Sadece girdilerde bir ayar yaptım. Evet, gördüğünüz gibi bu indikatörümüz de ekrana geldi. 3 indikatörlü bir kombinasyon var. Şimdi burada gördüğünüz gibi RSI yukarı kesmiş 50 çizgisini. Machine learning çizgimiz yeşil. Ve Utbot Alert de bayda arkadaşlar. Ha, ilave olarak Utbot Alert'te şu mumların rengini ayarlayabiliriz arkadaşlar. Hani size kalmış ama çok renk karmaşası olmaması adına şu ikisini inaktif duruma getiriyoruz. Sadece buy ve sell kalıyor. Bu şekilde evet mum renkleri daha keskin oldu. Dikkat edeceğimiz husus şu Utbot Alert'in avantajı şu arkadaşlar. Machine Learning yeşile döndü diyelim. RSI da kırmızı yukarı kesti. 50 çizgisini ala geçti. Üçüncü bir şart da şu. Utbot Alerts sell olmayacak. Yani buy'da olacak. Ya buy'da olacak ya da buy vermiş olacak. Herhangi bir en son gelen sinyal eğer ki sell ise pozisyon açmıyoruz. Buy sinyalini görmeyi bekliyoruz. Ama sistem zaten buy'daysa pozisyona girebiliyoruz bu durumda. Bu üçüncü bir teyit indikatörümüz arkadaşlar. Görüyorsunuz mesela şu bölgede buy vermiş. Şuradaki mumda. Şuradaki mum doji gibi bir mum var. Bunda bir buy sinyali gelmiş. Machine learning çizgimiz yeşile dönmüş. Fakat şöyle bir klonlayayım şu çizgiyi. RSI'ımız şurada buy vermiş. İki mum ötede buy vermiş. Ve orada hisse yukarı doğru bir atak yapmış. Üst üste birkaç gün yukarı yönlü bir atak yapmış. Bir prim üretmiş. O yüzden 3 indikatörün de alda olması daha güvenli alanda trade etmemizi, stop loss maliyetlerimizi düşük tutmamızı, az işlem yapmamızı ama mümkün olduğunca doğru işlem yapmamızı sağlıyor. Bu anlamda bu 3 indikatörle ilgili anlatabileceklerim şu an için bu kadar arkadaşlar. Şu an için örnek olarak rastgele Otogar üzerinden gösterdim bu indikatörleri. Zamanla fırsat oldukça başka hisseler üzerinde de analizleri yaparız bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Video içeriğinde kafanıza takılan ya da tam ifade edemediğim, sormak istediğiniz anlaşılmayan bir husus varsa da
Yorumlar kısmına belirtirseniz hem Twitter'dan hem YouTube'dan açıklamaya çalışırım. Gerekirse ilave videolarla da destekleriz arkadaşlar. Fırsat oldukça bu tür videolara devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.